Okumen için hatırlatayım. Bugün Profesör Doktor Ahmet Ercan halk kolay anlasın diye şöyle bir tanımlama yapmış. Diyor ki İzmir depremi 35 atom bombası büyüklüğünde bir deprem, şiddetinde bir depremdi diyor. Yeryüzünde yaptığı tahribat 35 atom bombasına eşdeğerdir deyince şiddetinde diyor. Büyüklüğüne, ben şiddet anladım çünkü yazısında, açıklamasından. Ve ben de şöyle bir soru sordum. Dedi ki atom bombası çok bilimsel bir tabir değil. Çünkü atom bombalarının güçleri farklı. Her birinin ürettiği farklı birimler var. Yani atıyorum şeye atılan, yanlış hatırlamıyorsam 16 megatondu Hiroşima'ya atılan. Ama bugün birkaç megatonluk bombalar var. Yani 1000, 1500, 2000 katı bombalar var. O zaman dedim bu 35 bomba kaç megatona bedel ya da kaç kilotona bedel? Bu bilimsel olmamış dedim. Sen de onunla ilgili bir şey çıkarmışsın. O kadar doğru ki yani bu depremlerin enerji karşılıklarını biz genellikle kilogram TNT olarak, yani dinamit olarak halka anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Hiroşima'ya atılan atom bombası 15 milyon kilo TNT'ye karşılık geliyor. Yani şeye karşılık geliyor, dinamite karşılık geliyor. Tamam mı? Evet. Şimdi bugün İzmir'de olan deprem 337 milyon 604 bin 600'e karşılık geliyor. Yani 22 tane Hiroşima bu depreme karşılık geliyor. Fakat eğer Nagasaki'ye atılanı alırsan ancak 15 tanesi karşılık gelebilir. Şimdi İstanbul'da eğer hakikaten 7,6'lık bir deprem olursa, geri gelelim, ha şurada bak dikkat edersen burada en büyük, büyütün arkadaşlarını bir. Bak en büyük bu atom bombası, fisyon bombası. Ben bu oku yanlış koymuşum. Şurası yani hidrojen bombası değil, atom bombası. Tamam mı? Bak burada 500 aha milyon kilo şeye karşılık geliyor, dinamite. Bu da İstanbul depremi. Evet. Sevgili kardeşim, bu bugün mevcut en büyük atom bombasından 252 tane lazım. Hı hı. İstanbul depremini yapmak için. Niçin? Burada ben